böyle? Mucize Hakan. Sadece bir mucize. Nana, siz büyük bir aşkla birbirinize bağlısınız. Konsey de buna inandı. Ve sadece sihir güçlerini vermeyi değil, insan olmanı da kabul etti. Nana, bu ne demek? Sen insan değil misin? Her şeyi anlatacağım aşkım, her şeyi. Hiç ayrılmayın, olur mu? Bir ömür boyu mutlu yaşayın. Hayır. Hayır. Olamaz. Olamaz. Oh be. Neyse ki rüyaymış. Bu asla gerçek olmamalı. Asla. Of ya. Ne sıkıcı bir yer burası. Bu oyuncaklar ikide bir debeye sıkıştırıp öpüp duruyorlar. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi beni okula gitmek, bir de ders çalışmak zorunda kalıyorum. Sen artık dünyada sihir de yapamıyorsun değil mi? Maalesef. Yoksa dünyada acayip eğlenebilirdim. Ama anneannem yasakladı. Senin neyin var? Biraz sonra Konsey Nana ile ilgili kararla açıklayacak. Çok gerginim. Ben canına tatlı biri. Sen neden bu kadar gıcıksın ona? Çünkü o benim dileğimi çaldı. Dileğini mi çaldı? Evet yar fıstığı. Nana 100. doğum gününde insan olmayı diledi. Bunu herkesten önce ben düşünmüştüm. Ben. Aslında benim dileğimdi. Ne saçma. İnsan olunca sihir güçlerini kaybeder. Evet ama ben insan olursam ne yapıp edip sihir güçlerimin yerinde kalmasını sağlayacağım. Ve tüm dünyayı ben yöneteceğim. Eyvah. Sünger kafa dünyayı yönetiyor. Düşüncesi bile kötü. Sus bakayım. Çok bilmiş yer fıstığı. Kulina. Ne oldu Kulina? Nana ile Hakan'ın aşk meşk olayları yalan olduğu için konsey olumlu yanıt vermedi değil mi? Hayır canım, verdi. Ne yani? Sihir güçlerini tekrar kazandı öyle mi? Evet. Çünkü aralarında gerçek bir aşk var. Ay ben diyorum kimse inanmıyor bana. Pompirik ya, sen neden hala buradasın? Şimdi gidiyorum anneanne. Anneanneymiş. Kulina. Olamaz. Sihir güçlerini yeniden kazanmış. Olamaz. Olamaz. Nana. Ay Kulina, ödü mü patlattın? Ay sen de beni meraktan çatlattın. Baş başa kalabildiniz mi? Evet. Tam beni öpecekti. Ben artık çalışsam iyi olacak. Hmm. Raporları bitirmem lazım dedi. Ve masaya çizimlerinin başına geçti. Ay bu erkekler kahramanlık, kavga dövüş oldu mu en önde giderler. Bir kadını öpmeye sıra geldi mi korkak tavşana dönerler. Kısacası olmadı, beceremedim. Sihir güçlerimi geri alamayacağım. Ay, Kulina, bence Hakan bana aşık değil. Dur bakalım. Aşk sadece öpüşünce kanıtlanacak bir şey değil ki Nana. Belki de konsey üyeleri olumlu karar verir. Hiç sanmıyorum. Hakan tek bir söz bile etmedi. Hayır öpmese bile seni seviyorum diyebilirdi. Bazen susmak da en büyük şeyleri söylemek anlamına gelir. Ben eğer aşk kadınıysam şuraya yazıyorum. Hakan sana aşık. Buna inanmayı öyle çok isterdim ki. Bak bu sultan telefonumu... Hadi git çabuk. Git. Onu ne lazım? Günaydın Nana. Günaydın. Dün akşam... Şey diyecektim. Ne? Şey... Benim raporları bitirmem gerekiyordu. Önemli değil. Ben kahvaltı hazır mı diye bir bakayım dedim. Hazırlıyorum. Ay bak ben sana diyorum. Bu
çocuk sana kesik. Kulina, ay tamam tamam. Eğer konsey aranızda yaşananların aşk olduğuna karar verirse sihir güçlerini yeniden kazanacaksın. Düşünsene nanacığım. Asıl ondan daha önemlisi Hakan'ın duygularından emin olacağım. Hı? Sen kesinlikle insan olmalısın. Sihirle falan hiç işin yok senin. Baksana neler düşünüyorsun. Hadi, hadi ben konseye gidiyorum. Tamam. Hadi çocuklar. Hadi hadi bırakın sineği işini. Okula geç kalacaksınız. Doğru banyoya. Hadi, hadi bakalım yüzünüzü yıkayın. Ben de gecikmeden çıkayım Ahiret bari. Evet evladım. Ne yapayım yaşlı. Üstelik hasta. Benden başka hiç kimsesi yok. Tabii Makbul Sultan. Git. Ah hadi. Nana, bazen çocuk gibi oluyorsun biliyorsun değil mi? Ben çocuklara bakayım. Nerede bu çocuk? Okula geç kalacak. Banyoda. Gelir şimdi. Baba, Nana baba, 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 baba. Hey şuna bak. Ne oluyor ya? Bak. İnanamıyorum ya. Bak bak. Ne oldu Emre? Görmüyor musun? Neyi? Baksana baba ya. Ne var anlamadım ki. Yara izi mi var? Ya. Nana sen de mi görmüyorsun? Neyi? Ya bıyık ya bıyık. Baksanıza bıyıklarım çıktı. Artık ben delikanlı oldum. Ha evet evet gördüm. Çok da sert çıkmışlar. Hadi çık yukarı da tıraş ol biraz. Böyle saç sakal birbirine karışmış gitme okula. Yok bugün yüzüm dinlensin biraz. Yağmur iyi bak kızım buna bıyık derler bıyık. Bıyıklarında çok ayıp. Ne yapayım hoşuma gidiyor. Nana ben akşam geç gelirim. Ne? Nedenmiş o? Arkadaşlarla okul çıkışı takılırız biraz. Okul çıkışı takılacak mısınız? Tabii kızım ne sandın? Emre. Ne ya koca adam oldum artık. Bana çocuk gibi davranamazsınız. Oğlum ne diyorsun sen ya? Ya büyüdüm diyorum baba büyüdüm delikanlı oldum. Bundan sonra bana karışamazsınız diyorum. Emreciğim biraz sakin ol istersen. Hı? Yok yok anlaşıldı.
Benim kendime bir hayat kurmam lazım. Sizinle olmayacak. Nasıl yani? Başka eve çıkacağım. Başka eve mi? Evet, başka eve. Artık yalnız yaşamak istiyorum. Emre! Emre! Hakan, üstüne gitme. Büyüyor işte, izin ver. Ayrı eve çıkmasına mı? Hayır canım, biraz özgür bırak. Peki, öyle olsun bakalım. Bıyık mı bıraksam acaba? Ben yendim. Taşes makas. Kaçılın. Taşes makas. Taşes makas. Ne haber güzelim? Ne yapıyorsun ya? Ne haber koçum, nasıl gidiyor? Her şey yerinde mi? Emre, iyi misin sen? İyidir birader, eyvallah. Ne olmuş buna ya? Bir şey olmadı kesin. Emre, bu büyüme işine abartmadın mı sence? Hem o tespihi nereden buldun? Böyle kabadayı gibi davranınca büyümüş mü oluyorsun yani? Sen anlamazsın kızım. Hem dizilerde görmüyor musun? Herkes ağır abilerden korkuyor. Herkesin benden çekinmesi lazım yavrum. Yavaş atın oğlum. Geçin yerlerinize. Aa! Çabuk. Emre, kalksana ya oğlum. Bize ters öyle şeyler hocam. Oğlum, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bana siz diye hitap edin, ciğerimi yiyin. Delirdin mi sen? Vallahi bana sıcak bastı. Bu konu çok uzadı hocam. Hadi bana müsaade, biraz hava alacağım. Eyvallah. Oturun, oturun. Benim güzel gözlü kardeşim ikimizle bakayım. Müdür hanım. Sil göz yaşlarını, ben hallederim. Sen canını sıkma bebeğim. Ben oğlunuz Özer'in okul müdüresi Nebahat. Nebahat hanımın acil bir işi çıktı. O sizi sonra arayacak. Bak hoca, bu böyle olmuyor. Otur otur, rahat ol. Bak, şimdi seninle iki yetişkin gibi konuşalım. Ne dersin? Biraz evvel kardeşimin canını sıkmışsın. Benim kardeşimin canı sıkılınca... Tabii ki doğal olarak benim de canım sıkılır. Öyle değil mi hoca? Şimdi bu konuyu... İki yetişkin gibi aramızda hallederim. Sen kesin keçileri kaçırmışsın. Çık çabuk dışarı. Bak, ben sesimi yükseltmiyorum. Sen de yükseltmeyeceksin. Belli ki bazı problemlerim var. Anlayışla karşılıyorum. Sakin bir zamanda konuşur hallederiz o zaman. Mühim değil, eyvallah. Allah'ım, neler oluyor bu çocuklara? Hepsi çığırından çıkmış gibi. Yok, bu böyle olmayacak. İpleri elime almalıyım. Hakan Ertürk. Hadisenin son klibini gördün mü oğlum? Ayıpsın ya. Çok dümtek tek bir kız o ya. Uf. Vay kanka, çok tuttum seni ya. Gerçekten çok dümtek tek. Böyle. Bir daha yapsana. Tek tek. Ne oluyor burada? Kahvehane mi burası? Ne gülüyorsunuz beygir gibi? Ya gıcık oluyorum şu Nebahat'e ya. Çok komik ya. Şeytan diyor. Ne yani, haddini mi bildir diyor? Evet, aynen abiciğim. Çok kıyak bir numara biliyorum. Hadi ya, anlatsana. Cep telefonu ses alma özelliği var mı? Var. Güzel. Dinle o zaman. Bak şimdi. Al şimdi. Hadi kaydet sesini. Geliyor bak. Hadi. Hadi göreyim, hadi göreyim seni. Müdür hanım, okulla ilgili ilginç planlarım var.
Mesela bir oyun parkı yaptırsanız bahçeye ne güzel olur değil mi? Kızım sen ne diyorsun? Aklını başına topla. Git arkadaşlarınla oyna. Her işe burnunu sokma. Şşt, gel gel. Ne oldu oldu mu? Aferin sana. Bak. Müdür Hanım çabuk. Lütfen çabuk bizim sınıfa gelin. Ne oldu oğlum? Çabuk çabuk, buna inanamayacaksınız. Acele edin lütfen. Ne oldu çocuğum? Biz de bilmiyoruz lütfen. Hocam sormayın. Ay. Teneffüste ruh çağırıyorduk. Espri diye başlamıştık. Ama gerçekten ruh geldi. Annemizin ruhu. Ne? Annemin ruhu mu? Evet. Zavallı Hamza korkudan böyle kala kaldı işte. Belki de onun içine girdi. Ay. Ne saçmalıyorsun sen ya? Oğlum in aşağı. Oğlum demeyin bence. Sizin annenizin ruhu onun içinde çünkü. Neler saçmalıyorsunuz siz? Ruh mu yok? Oğlum in aşağı. Kızım. Sakin ol hocam. Bu annenin sesi. Bakamayacağım. Kızım her işe burnunu sokma. Ay. Ya ben çok korkuyorum ya. Bu ne ya? Çıkalım bir şey var. Ha! Kimse kıpırdamasın. Ne yapacağı belli olmaz. Dur bakayım oğlum. Korkutma kızları. Ruh falan diye bir şey yok. Oğlum in bakayım sen de aşağı. Şaklama. Her işe burnunu oyna. Anlamadım anneciğim. Oyna. Oyna. Hocam gördünüz mü? Ben size demiştim. Lütfen dediğini yap. Bakın arkadaşımızı esir aldı. Her işe burnunu sok. Oyna. Oyna. Korkuyorum. Oyna. Oyna. Hocam annenizin sözünü dinleyin. Arkadaşlar ne bakıyorsunuz? Oynayın hadi siz de. Oyna. Hadi. Oynayın işte. Oynuyorum. Bakın anneciğim. Her işe burnunu sokma. Sokmuyorum anneciğim, sokmuyorum. Hadi hocam. Oyna. Oynuyoruz işte. Her işe burnunu sokma. Ay anneciğim, anneciğim oynuyorum. Her işe burnunu sokma. Oyna. Anneciğim bak. Bak anneciğim nasıl oynuyorum anneciğim. Oyna. Her işe burnunu sokma. Sokmam anne. Sokmam anneciğim. Oynayın hocam, oynayın. Oynayın. Oyna. Kızım bitecek bu. Kızım. Oyna. Oyna. Ah, anneciğim. Oyna. Her işe burnunu sok. Yok. Anneciğim oynuyorum. Çaka. Nasıl da var? Oyna. Oynuyorum anneciğim oynuyorum. Her işe burnunu sokma. Sokmuyorum anneciğim sokmuyorum. Çok süper. Oyna oyna. Oynuyorum anneciğim oynuyorum. Oh oynuyorum anne. Kızlar kızlar. Ne oldu? Biri mi korkuttu sizi? Nebahat yavrum neden öyle bağırıyorsun? Annenle görüşmek istiyorum bu konuya ben. Yarın çağır gelsin. Bir şey var. Bunun da içine başka birinin ruhu girmiş tabii. Kaçın. Gerçekten ruhların okulu bastığına inandınız mı? Ne bileyim ben, çok inandırıcıydı. Ama nasıl korktunuz? Aa,
aslında çok basit bir teknikle çözmüşsünüz olayı. Buna kafa derler güzelim. Dede! Sana bir şey söyleyeceğim. Ruh işi özellerin bir oyunuymuş. Ne? Doğru mu söylüyorsun? Evet, Yağmur'la planlamışlar. Hmm. Ya. Kızlar, ben teyzenin yanına gidiyorum. Of. İlk öğretimde okuyanlar amma şanslı. Ne güzel, evlerine gittiler bile. Oğlum şu nebat olmasa burası daha çok çekilir bir yer olacak ama. Oğlum annem cepten aradı. Çanıma ot tıkayacak. Nebat onu arayıp ağzına geleni saymış. Oğlum benim de annem aradı. Çok kızdı. Of. Hakan abine havale ediyorum seni dedi. Petek kanmazladı bizi kesin emin. Sen de ne diye özleme şakıyorsun hemen? Doğru söylüyorsun. Tutamadım çenemi. Ama Petek'in de gidip hemen teyzesine söylemesi şart mıydı? Senin sevgilin olmasa ben yapacağımı biliyordum ama. Oğlum sevgili miyiz değil miyiz bilmiyorum. Chat'te yazışırken kül kedisine aşık oldum ben. O doğru. Ama yüz yüze gelince Petek sanki daha farklı davranıyor. Yani bunda oturmayan bir şeyler var. Yani sonuçta. Ne bileyim ya, evlenecek halimiz yok ya. Takılıyoruz işte öyle. O halde bizi teyzesine gammazladığı için küçük bir cezaya hak etti ha. Ne dersin? Sonuna kadar kanka. O başka bu başka. O halde gel benimle. Kantinden sosisli sandviç almamız lazım. Tamam. Sosisli sandviç mi? Evet. Hadi hadi. Oğlum hadi ya. Tamam aç aç aç. Hadi. Kimse yok değil mi? Nasıl ürünümüzü koparttılar pisler? Hiç merak etmeyin. Teyzem hepsini ailesine şikayet etti. Arada kıyamam, Selim'e de olan oldu ama ne yapalım? Baştan ipleri sıkı tutmakta yarar var. Çok midem bulanıyor. Ne oldu Özer? İyi misin? Ne bileyim, teneffüste sosisli yemiştim. O dokundu herhalde. Of nasıl oldu? Oğlum sakin ol. Şu halde bak, tuvalete gitsin. Yoksa gözümüzün önünde çıkaracaksın. Oğlum dur ya. Oğlum Selim ben çok kötüyüm. Şimdi kusacağım. Dur dur. Sakin ol. Şurada bir torba olacak. Çıkar şu torbaya da rahatla. Sosisle dur. Sosisle bozuktu herhalde. Kızlar siz bakmayın da mideniz bulanmasın. Değiştireceğim şimdi. Değiştireceğim. Kızlar açabilirsiniz gözlerinizi. Ay. Oğlum bu ne ya? Çiğnemeden yutmuşsun sosisi. Şu hale bak. Ondan olmuş. Bakayım. Yok lan bu bozuk falan değil. Çok lezzetli. Ver bakayım. Yok yok bozuk değil bu. Bütün yutum yoldan olmuş. Yok yok güzel. Kızlar ister misiniz? Alın ya. Hı? Güzelmiş ha. Vallahi. Nereye? Çok güzel ama ya. Abi sosisleri yemeye başladığımız anda yüzlerin hal ne kadar komik değil mi ya? Öldüm gülmekten. Hadi size neyse de Selim'in bana bunu yaptığına inanamıyorum. Oğlum ama var ya bizleri çok komikti ya anlatamam. Şunlara bakın nasıl gülüyorlar. İntikamımız çok acı olmalı. Hiç merak etme. Selim'e bunu pahalıya ödeteceğim. Kiminle dans ettiğini öğrensin. Öğrensin ki bir daha bana yanlış yapmasın. Çok güzel.
Sonunda geldim, tamam mı? Bir baktım hepsi gülüyor. Evet ya. Ama anlatamam. Nasıl gülüyorlar? Felaket, çocuklar, felaket. Bakmayın, petekten korkuma bir şey diyemedim. Ama yaptığınız numara gerçekten harikaydı. Neyse, ben bir kalemimi alayım. Sağ ol. Biz de çok eğlendik, değil mi? Yani. Ondan sonra... düşürdüm. Bu ne? Babamın kas güçlendirici kremi. Sende ne arıyor? Artık kadınlar da kaslı kolları seviyor. Bilmiyor musunuz? Madonna'ya baksanıza. Babamdan gizli arada bir okula getirip sürüyorum. Mucizevi bir şey. Biz de bir deneyebilir miyiz? Tabii tabii, deneyin. Göğsünüze, bacaklarınıza, kollarınıza, her yerinize sürün. Hoşunuza giderse siz de alırsınız. Oğlum döktün. Neyse, bu sizde hocam kalabilir. Evde babamın çok barnası var. Biraz daha dök, dök. Oo. Sağ ol Gülcan, çok iyisin. Oğlum sür bacaklarına, sür. Hadi oğlum, doğru tuvalete. Şöyle yapacağım. Hadi. Nerede kaldı bunlar? Ya, eğlenme sırası bizde. Bakalım kas güçlendirici diye tüy dökücü kremi sürdüklerinde kendilerini nasıl hissedecekler? Geliyorlar, bak geliyorlar, geliyorlar. Oğlum yorulmuş tavuk gibi kaldık. Kızlar intikamlarını fena alıyor. Helal olsun. Nasıl da oyuna getirip kandırdı bizi ama. Ne bileyim, hiç aklıma geldi mi tüy dökücü krem oldu? Ne oldu beyler? Çok mu üşüyorsunuz? Aman çok komik. Espri anlayışın iğrenç, tamam mı? Çok kabasın. Üf, yürü ya. Oh be. Simge'nin peri faciasından sonra ne bu şanları? Ne bileyim. Hakan al. Onana yap. Hadi ya başlayalım, çok eğlenceli. Hadi ya. Hadi ya. Lütfen durur musun? Önemli bir toplantı bu. Lütfen izin verir misin? Ye. Bana ne ya? Git diyeceğim, git diyeceğim, git diyeceğim. Nana lütfen. Kendine gelir misin biraz? Gelmeyeceğim. Nana lütfen. Devam edelim mi? Evet, tabii. Evet. Nana bu proje için bize fikirlerini söylemeye gelmiş. O zaman biz de soralım bakalım. Önce alkış, önce alkış. Alkış yap. Alkışla dedim. Nana lütfen yapma. Alkış. Teşekkür ederim. Nana, Hakan'ın çocuklarının bakıcısı olduğuna göre bize de çocuk parkı konusunda fikir verebilir, değil mi? Evet, evet, çocuk parkı da ben bayılırım. Alkış, alkış. Alkışla dedim. Alkış, alkışla. Nana yeter artık, lütfen. Oo, ne güzel. Dışarıdan da olsa tüm fikirleri açığız. Ne kadar çok fikir, o kadar güzel. Güzel. İzninizle efendim. Volkan, bir gelir misin? Şimdi bak. Evet. Alkışla. Simgeci. Simgeci, alkışla, alkışla. Evet. Ooo. Evet. Amca ya. Sese bak. Nerede büyüttün bu kafeyi? Tohum ettin. Hanımefendi, iyi misiniz? Çekil be. Medi kapmaca oynuyorum. Benim medili. Lütfen saçımı verin. Bana ne? Benim oldu. Yakala. Hanımefendi, kendinize gel. Lütfen ya. Gol, gol, gol. Basket. Yemezsin ya. 1, 3, 9, 7 Olacak şey değil canım. Bu ne böyle? Simge'nin kafasındaki saçma periptan sonra şimdi de Nana. Hiçbir şey anlamadım. Nana niye burada? Bu hali ne? Hakan çabuk yetiş. Nana saçmalamaya başladı. Nasıl yani? Ay Allah'ım, içeride olanları bir görsen şok geçirirsin. Allah Allah. Çabuk. Hadi oyuncak anne ağzına gidelim. Hadi kalkın, ya. Kalkın. Orada oynayacağız, hadi. Kalkın. Var ya, ben aslında bir bebeğim. Toplantı mı olur canım? Kız, kompis. Ne işin var burada? Geç kalmış. Bir teşekkür borcum var. Hı? Ne? Pompi, ben neler yaptım? Hepsi şok el oyunu. Ama artık düzeltmesi sana kalmış. Hadi, hoşça kal. Of. Bu olanları düzeltmem lazım. Şşşş.
Nerede kalmıştık? Bakın ben aslında bez bebekleri çok severim. Hı hı. Demin gösterdiğim gibi. Yani çocuklar bu kadar haylazdırlar işte. Size onlara yansıtmaya çalıştım. O nedenle yapacağımız parkların onları oyalayacak çeşitlilikte olması gerekir bence. Harika. Evet. Hakan Bey pes vallahi. Sizinle çalışanlar ne kadar yaratıcı. Ne kadar interaktif kişiler. Hı? Ana hanım çok yaratıcı. Bir gün önüne bayıldım. Ya öyledir. Olamaz ya. Ne yaptı bu kız yine? Dediğim gibi her şey çocukların için. Hakan. Ya neden inanmıyorsun? Adamın peruğunu alıp elim sende oynadı. Yeter Simge yeter. Rica ederim. Senin de peruğun çok normal değildi yani. Ne peruğu ya? Hakan. Adamın göbeğine vurdu diyorum sana ya. Her ne yaptıysa adamlar çok memnun kalmışlar Simge. Uf ya anlatamıyor muyum ya? Ay anla artık. Ne dersiniz? Her şey düzeldiğine göre Simge Ciciş'le biraz kafa bulalım mı? Bana inanmıyorsun demek. Peki şimdi görürsün. Nana çocukları seviyor musun? Çocukları çok severim. Hadi herkes dansa, herkes dansa, dansa, dansa. Hadi dansa, dansa, dansa. Bu normal mi şimdi? Yalan söyleme. Neredeyim sözlerim? Nana bana nasıl yapılacağını gösteriyor. Gel Nana burada çalışılmıyor. Biz yukarı çıkalım. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Burada kalacağım. Bana ne burada kalacağım? Burada kalacağım. Burada kalacağım. Burada kalacağım. Gel buraya gel. Burada kalacağım bana ne? Ya gel diyorum sana. Burada kalacağım. Nana buraya gel. Burada kalacağım. Burada kalacağım. İnandın mı şimdi bana? Ama tiyatro oyununa çalıştıklarını söylediler. Ya Hakan, sen de bu palavralara inandın mı ya? Şoker koş. Peki say. Şoker. Hadi beni güldürsün gel kafa. Peki say. Şoker dur biraz. Şoker, Nazlı. Peki sahip. Hadi Piero sevgili oyuncağım. Sıra sende bir şey istesene. Şoker, köpek ol. Peki sahip. Hakan, Nana akıl sağlığını yitirdi. Sen de gözünle gördün. Çocuklara zarar verebilir. Yine başladık Simge, yine başladık. Ya hiç iyi durumda değil. Çocukları ondan uzaklaştırmak zorundayız. Ya oyun falan oynamıyorlar. Sadece çocuklar Nana'yı sevdiği için onun saçmalıklarını kapamaya çalışıyorlar. Sana bunu kanıtlayabilirim. Farkında mısın bilmiyorum ama sen yine kafayı taktın Nana'ya Simge. Biliyorum, kabullenmen zor. Ama gözlerimle gördüm. Hayatım, sen de birazdan tanık olacaklarına inanamayacaksın. Hadi gel benimle. Hadi hadi. Hadi of çabuk, Allah'ım çabuk, ben bunları hak edecek ne yaptım anlamıyorum hadi, ki. Hadi çabuk diyorum. Nana Simge Cicic'in yüzünü gördün mü? Bilmemek için kendimi zor tuttum. Ama sen de çok güzel oynadın. Çocuk. Çocuklar. Çocuk parkı. Çocuk bezi. Çocuk. 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 Simge Cicic iyi misin sen? Ya neden bir şey olmuyor? Kesinlikle emindim. Neler oluyor bana? Ay, bu kız beni bir gün delirtecek. Bu kız var ya bu kız. Pek değil sanırım.
İyi geceler. İyi geceler. Çak çak. Sizi çok seviyorum. Bunu biliyorsunuz değil mi? Biz de seni. Canlı.